Ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, iki dakika sonra ölürsem ne olacak? Ben de küçüklüğümden beri elinde kırbaç olan bir Allah var kız çocuğu olduğum için okutulmadım, ezildim ve bir de ben düşündüm bu Allah erkeklerin Allah'tır, ben iyi tapınacağım. Sevgili izleyicilerimiz, ben Ali Kalkandelen. Yeniden Dar Kapıdan Girenler programıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz İsa İncil'de bize dar kapıdan girmemizi öğütlüyor. Diyor ki, dar kapıdan girin. Ölüme götüren kapı geniş, yolu enlidir. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolu da çetindir. İşte bu yolu bulanlar azdır. Biz Dar Kapı'dan Girenler programında size işte bu yoldan, dar yoldan geçenlerin hikayelerini anlatıyoruz. Hayatlarınıza dokunacağına ve sizin hayatlarınızı da değiştireceğine inanıyoruz. Ekrandaki bilgiler aracılığıyla bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bugün programımıza özel bir misafirimizi davet ettik. Elmas kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşin. Öncelikle çok teşekkür ederim davetimi kırmadığın için ve aramıza ediyorum. katıldığın için. İnanıyorum senin hikayen çok insanın yüreğine dokunacak Amin. dar kapıdan giren bir bayan olarak Türkiye'de ee, ve senin hikayen aracılığıyla eminim insanlar da onun onu araştıracak ve onu kendi hayatları içinde ciddi Amin. bir şekilde düşünecek. Sen ne zaman iman ettin? Ben 1995 yılında iman ettim. 95 yılında iman ettin. Ondan önceki Elmas'tan bahsedebilir misin bana ve izleyicilerimize? Nasıl birisiydi? Nasıl bir yerden geliyorsun? Ben Diyarbakırlıyım. E, dokuz kardeşiz. E, üç kız kardeş, altı erkek kardeş. Kalabalık bir aile. Evet kalabalık Normal bir aile. Normal midir senin o evet, büyüdüğün Güney zamanlarda? Güneydoğu'da kesinlikle normaldir. Yani dokuz kardeş, on kardeş, on bir, on iki kardeş normaldir. Ve ben e, altıncı kardeştim. Biz üç, üç kız kardeş olarak e, yani aslında Güneydoğu'da bayan olmak bayağı zor. Kolay değil, Kolay değil mi? Kolay değil. Ve ben de kız olduğum için, kız çocuğu olduğum için bunun zorluklarını çektim. Çünkü ben benim için en önemli olan şey okumaktı. Ben e, sadece beşinci sınıfa kadar babam beni okuttu ve ben aslında çok başarılı bir öğrenciydim. Dördüncü sınıfta da beşinci sınıfta da okulda birinciydim. Ama babam beni okutmak istemedi. çünkü kız çocuğu olduğum için. Dördüncü ve beşinci sınıfta okul birincisi evet. oldun. Hı hı. Ve senin senin o yaşadığın şeyler ne yazık ki hem o zonam için, sonra da aslında şimdi bile neredeyse kız çocuklarının neredeyse kaderi gibi değil mi? O doğrudur. Bölgede. Doğrudur. Ben ondan dolayı gerçekten içim acı duyuyor. Ben çünkü bundan e, dolayı ben annem ve babamla ilişkim tamamen bozuldu. Yani nefret seviyesine geldi diyebilirim. Seni okula göndermedikleri evet, için. Onlara evet. karşı çünkü benim, de büyük bir kızgınlık oldu. Kesinlikle. Çünkü en büyük isteğim okumaktı benim. Ama okutulmadım. Ve Köyde de biz biraz önce dedim zaten üç kız kardeştik. Aslında altı erkek kardeşimiz vardı ama ben kendimi onların kardeşi olarak değil de biz üç kız kardeş altı erkek kardeşin hizmetçisi olarak kendimi görüyordum. Çünkü biz onlar için sanki yaratılmıştık, onlara hizmet etmek için. Onların bütün hizmetlerini biz yapardık. Yemeklerini, bulaşıklarını, her şeylerini biz yapardık. Ama hiçbir zaman takdir edildiğimizi hiç hatırlamıyorum. Yani Aa, çok teşekkürler bacım ya da kız kardeşim bunu yaptığın için hiç. Ama eksik olduğu zaman azar gelirdi. Bundan dolayı ben yani kendimi hizmetçi olarak görürdüm o evin içinde. Düşünüyordum işte artık bir gün evleneceğim, kurtulacağım diye. Öyle düşünüyordum. O düşüncelerin içindeydim. Ne kadar acı değil mi? Aynı, evet. aynı ailenin evlatlarısınız. Hı. Sadece bayan olduğunuz, kız evet. olduğunuz için hem okula Hı. gönderilmiyorsunuz, evet. hem değer verilmiyorsunuz, Doğru. hem de diğer insanların, evin hizmetçisi Hı. gibi görülüyorsunuz. Evet, gerçekten öyleydi. Anne babam için de öyleydi. Yani Biz sanki kardeşlerimize hizmet etmek için onlar bizi doğurmuştu. Yani işte bunu yapma, bunu etme. Yani birçok şey vardı. Ve Allah'tan da aslında ee, korkuyordum. Neden? Çünkü e, biz Alevi kökenliydik ve bizim annem babam sürekli işte elimizden ekmek düştüğü zaman derdi ki aman 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 ekmek yere düşmesin Allah senin gözünü kör eder. Bunu etme Allah seni çarpar. Mahvedersin. Küçük yaşta düşünüyordum Allah'ın elinde bir kırbaç var. Hata yaptığım zaman bu kırbaç kafama indirecek. <laughs> Öyle bir düşünce vardı Allah hakkında ve ondan korkuyordum. Sevgi nedir hiç bilmiyordum. Mesela ben dedim biraz önce de dokuz kardeşlik belki annemin babamın çocuklar çok oluşundan dolayı ya da yani onlar da belki sevgi görmediklerinden dolayı ben annemin ve babam kucağında oturduğunu hatırlamıyorum. Sev sana sevgilerini ha, göstermedi. Kucak yoktu benim hayatımda. Ben kendi çocuk kızımı ne kadar çok öpüyorum, ne kadar sar sen de eminim senin kendi Kesinlikle. kızın da var, evet. ne kadar çok sarlıyorsun, öpüyorsun. Nasıl bir şey böyle büyümek böyle bir evde olmak? Yani sevgisiz, o anda anlamıyorsun. Yani bilmiyorsun yani sevgisiz büyüdüğünü. Hani bir kucak özlüyorsun ama ben e, şimdi komş, benim arkadaşlarımın neneleri vardı. Onlar nenelerin kucağına gidiyordu. Ben dedim neden benim nenem yok? Düşünemiyordum anne baba da sevgi verebilir. Sanki bu nenenin evet, görevi. nenenin gibi. göreviymiş gibi düşünüyordum. <laughs> ama işte yani o şekilde sevgisiz bir şekilde büyüdüm ve 17 yaşına gelince ama Önceden bir düşüncem vardı. Hani insanların e, kafalarında bir kariyer var. Hani derler işte böyle bu boyda, şu boyda böyle olsun evleneceğim kişi. Benim hayalimde öyle bir kişi yoktu. Ben sadece diyordum bu köyden çıkaracak biriyle evleneceğim. Aşk diye bir şey düşünemiyordum bile. Sadece beni buradan kurtarsın evet, yeter. Evet sadece buradan kurtulayım. Gideyim diye düşüncesi vardı. Ve zaten eşimden de akrabaydık ve ben 17 yaşında eşim Beni istetirdi ve ben evet dedim. Çünkü eşim köy hizmetlerinde çalışıyordu. Çok iyi bir işi vardı. Ve evliliği bir kurt, kurtuluş olarak gördüm. 17 yaşındaydı. 17 yaşında. Ve kurtuluş olarak gördüm. Evlendim. Ama kurtuluş değilmiş. Öyle mi? <laughs> Zorluğun başlangıcı sayıldı. Çünkü eşim beni çok seviyordu. Ben de evlendikten sonra onu sevdim. Ama yani o kumar oynuyordu. Yani sürekli kumar oynuyordu. Yani... 12 gün şehirde çalışıyordu. Biz köyde oturuyordu. 12 gün şehirde çalışıyordu. 3 gün izni vardı. O 3 günde saat 3-4'e kadar kahvedeydi. Gece evet. sabaha karşı evet, sabaha karşı geliyordu ve maaşını veriyordu bize para vermiyordu yani çok az parayla yetinmek zorunda kalıyorduk. onun maaşı aslında çok iyiydi ama biz faydalanamıyorduk seni köyden kurtaracak diye ümit etmiştin kurtardı mı köyden hayır ya kurtardı ama yani benim umut ettiğim bir evlilik değildi tamam eşim beni sevdi o sevgiyi biraz yani tadabildim ama yani sevgi sadece sarmak değil yani fedakarlık demektir. Benim eşimde bu yoktu. Yani o da gençti, 23 yaşındaydı. Onun da o da benim gibi yetişmiş bir çocuktu. Hani onu olmayanı bana nasıl verecekti ki? İşte kumar oynuyordu. Yani iyiydi ama iyiliğini kullanamıyordu. İstiyordu ama istediği yapamıyordu. şeyi yapamıyordu. İstemediği şeyi yapıyordu. Her gün gelirdi bana söz verirdi ama hiçbir işe yaramıyordu. Güvenmiyordum ona hiç. Çünkü her zaman o bana yalan atıyor diye düşünüyordum ve çok mutsuzdum. Çocuklarının oldu herhalde ilk yıllarda. İki tane çocuğum oldu, köyde oldu ikisi de. Yani bu çok kumar oynamasına rağmen bir ev alabildik. Aslında çok iyi bir işi vardı. Hem ikram, çift ikrami alıyordu ve maaşı gerçekten çok iyiydi ve iş yerinde de operatördü. Yani yüksek bir yerdeydi, yanında yakçısı vardı. En, en iyi yerdeydi. Yani bu görevde en yüksek yerdeydi. Biz şehre taşındık. 92 yılında ev aldık ve şehre taşındı. Şimdi şehirde e, komşularımla çok iyi bir ilişkimiz oldu. Aslında ilk etapta biraz bizi yadırgadılar. Çünkü Alevi kökenliyiz ve Türk'üz. Biz Kürt, yani Diyarbakır biliyorsunuz 99 Kürt. Biraz bizi yadırgadılar ama sonra sevdiler. Ve karşı komşumuzla iyi bir ilişkimiz oldu. Onunla, e, onunki kızı vardı. Ve tekrar hamileydi. O bana dedi ki, Elmas biliyor musun? Tekrar bir kız çocuğu doğurursam eşime başka bir kadın alacağım. Yani kendisi söyledi bana. Evet kendisi söyledi. Ben çok kızdım ona. Yani dedim dedim affedersin sen aptal mısın? Nasıl öyle bir şey düşünebilirsin? Hani doktorların araştırmasına göre tabii ki hata değil. Kız çocuğu ve erkek çocuğu erkeğin yeniden gelen bir şey belirliyor. Yani nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Sen başka bir erkekle evlenmeyi düşünmüyorsun ama eşine başka bir kadın alacaksın. Herhalde ondan önceki çocuklarda kız oldu. İki kız olduğu için. O bana dedi ki haşa olur mu ben başka bir erkekle evlenebilir miyim? erkekler evlenebilir. Çünkü bu erkeklere verilen Allah tarafından bir haktır. Ben dedim nasıl olabilir öyle bir şey? Evet dedi erkekler evlenebilir. Ben o zaman çok kızdım. Zaten küçüklüğümden beri elinde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım. Ezildim. Ve bir de ben düşündüm bu Allah erkeklerin Allahıdır. Ben niye tapınacağım? Bundan sonra benim hayatımda Allah yok. Çünkü sadece erkeklerin Allahıdır ve erkekler ona tapınsın. Yani o durumdaki bir kadının kadının bakış açısından herhalde sadece öyle bir tanrı gibi görünüyor evet. gerçekten. Çünkü bana öğretilen buydu. Yani etrafımdaki insanların yaşayışı ve bana yansıyan ilişkiler bunu gösteriyordu. Çünkü kız olduğum için e, hem okutulmadım, sevilmedim. Erkekler her şeyi yapabilir ama kızlar hiçbir şey yapamaz. Hakım olan şeyi alamadım. Ondan dolayı bu Allah'ı, yani Allah bunu yapar, Allah şunu eder, Allah erkeklere vermiş. Bak o zaman ne düşüneceksin? Allah erkeklerin Allah'ıdır diye dedim. Ve bir dönem onsuz yaşamak istedim. Yani Allah'ın olmamasını umut ederek aslında ya yani tam ateist değildim aslında. Ama yani sevmiyordum onu. Sevmiyordum. Sana verdiği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu. Birincisi yarattı, evet. yaratış olarak. Hayır. Yani Erkeği yarattı değil evet. mi? Erkeği yarattı, ona ayrıcalıklar verdi. Evet. Hizmetçi olarak, eş olarak kadınları evet. verdi. Ama kadınlara hiçbir şey vermedi. Doğru. Öyle görünüyordu öyle senin bakış açından. Evet, doğru. Sonra? Sonra, aslında abim kaç yıl önce iman etmişti. Son zamanlarda abimle bir değişiklik vardı. Önceden dedim ya abilerim, erkek kardeşlerim patron olarak görüyordum. Abim bana bir kardeş gibi davranmaya başladı. Hani bizim telefonumuz olmamasına rağmen komşudan beni arıyordu. Ben işte komşular çağırıyordu işte abin seni arıyor diye. Gidedim dedim bacım nasılsın ne diyorsun iyi misin soruyordu. Bu ben çok şaşırtmıştı. Hani ne patron oldu bu abiye evet ne bile. oldu diye bu adam benim patron, patronum gibiydi. Şimdi sevgi dolu davranıyor. Ha biliyordum Hristiyan olduğunu ama düşünemezdim yani Allah onu değiştirdi işte şu oldu bu oldu diye. Sadece abimde bir değişikliğin olduğunu biliyordum. Ama o da önceden zaten ateist bir dönem yaşamıştı ve ve Allah'a karşı saygısızca laflar söylediği için babam ona çok kızmıştı. Yani hatta onu öldürmek bile istemişti çünkü babam biraz Allah'a inanan bir kişi. Ve abim, abimdeki bu değişikliği hissediyordum ama yani beni de fazla ilgilendirmiyordu aslında. Hani abimin tabii ki beni araması beni çok mutlu ediyordu. Ama yani değişikliğin sanki kaynağını araştırmak düşüncesi yoktu bende. Şimdi benim iki çocuğum var dedim. Hem bir kız bir oğlan olmuştu. Oğlumuz iki yaşına yaklaş, ya, yaklaşıktı. Onun örümcek hobisi varmış. Biz daha bilmiyorduk. O gün öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> tuvalete gitti ablasıyla birlikte ve korkarak geldi. Anne tavanda bir örümcek gördüm dedi. Ve biz tavandaki örümceği temizledik. Buna rağmen tuvalete gitmek istemedi. Korkmuştum. O gün kaynım bizdeydi. Kaynımın elinde dikiş ipliği vardı. Elinde böyle yuvarlamıştı bu ipi. Şimdi ipi saldığın zaman hani yuvarlanarak gibi göründü. Döndü evet. ve ensesindeydi o ip. Bizim çocuğ çocuğun çocuğumuz yani çıldırdı. Evet. Yani bir buçuk, iki yaşındaki çocuk sanki 25' yaşındaki bir çocuğun gücüne sahip oldu. Üzerindeki kıyafetleri yırttı ve kışın günü biliyor musun? Bütün komşular kapımızın, pencerelerimizin kapalı olmasına rağmen onun sesini bütün komşular duymuştu. Herkes gelip kapıyı çalıyor. Ne oldu? İsmi oğlumun ismi Ali. Ali yandı mı? Üzerine çaydanlık mı döküldü? diye soruyorlardı. O da, o da normal şey herhalde evet. diye bakırdı. Yani doğru. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü niye, ne olabilir? Bir çocuğu bu kadar ne bağırtabilir? Çünkü anormal bir bağırıştı. Ben yani komşularım bana söylüyor. Diyorlar sen robot gibiydin yani. Sapsarıydın sadece durmuştun. O anda. O anda. E, çocuğumu almışlar kendi evlerine götürmüşler işte ama bağırıyor sadece bağırıyor sadece bağırıyor. Bundan anda, sonra bundan ben o sonra anda da dua ettim. Ne olduğunu biraz sonra şimdi bir ara verelim ve o aradan sonra ne olduğunu bütün izleyicilerimizle paylaşalım. <laughs> Selamlar dostlarım. Dar kapıdan girenler programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz aradan önce Elmas kardeşimin hikayesini dinledik. Elmas kardeşim Diyarbakır'da bir köyde büyümüş ve köyde büyürken çocukluğunda özellikle kendisini bir bayan olarak erkekler için yaratılmış, erkeklerin hizmeti için yaratılmış birisi olarak görmüş. Daha sonra evliliği ümit olarak görürken evlendiği eşinin kumar sorunu sebebiyle de bu zor hayatı hala devam etmiş. Sonra Diyarbakır'a taşınmış ve orada yeni bir hayatın kapısı yavaş yavaş ona açılmaya başlamış. En son anlattığı hikayede oğlunun örümcek probleminden bahsediyordu, örümcek fobisinden bahsediyordu. Ve bu örümcek fobisinin elması nereye getireceğini şimdi onun ağzından hep birlikte dinleyeceğiz. Evet kardeş en son çocuğun e, Ali... ...tuvalette örümcek görmüştü... ...sonunda evde de aslında... ...bir ip parçasını örümcek zannedip... ...büyük bir çığlık atmıştı... ...sanki o zaman bir kıyamet kopmuştu... ...ne oldu ondan sonra... ...istersen anlat bize... ...şimdi ondan sonra hani... ...ben o gün Allah'a dua ettim... ...çünkü baktım ben eşim ...hiç kimse ona yardım edemiyor... ...o zaman bir güç olması gerekiyor diye düşündüm... ...ve o zaman dedim ona yardım et... ...ama yani... ...tabii o çocuk bağırmaya devam ediyordu... Bu duam bana soru işareti oluşturdu ve ben düşündüm dedim ki ben bu Allah'ı araştırmam lazım. Gerçekten bana tanıtılan bir Allah mı var yoksa farklı bir Allah mı var? Abim Hristiyan olduğu için değişmişti. Yani tamam Allah'ı tanıyordu. Biz abim de o zaman Bursa'dan Gemlik kampından gelmişti. Bizi davet etti. Şey, bir şey müdahale etmek istiyorum kusura bakma. Sanki o zamana kadar Tanrı yine vardı senin için evet. ama ona hiç ihtiyacın olmamış gibiydi sanki. Yani daha doğrusu ondan yardım hiç istemedin. İstemedim. Onu olduğu gibi kabul ettin, sana verildiği evet. gibi. Evet. Ama şimdi kendi evladında bu sorunu yaşayınca evladının çözümsüzlüğü, kendi içinizde olduğunuz o çaresizlik sana Tanrı'dan, seni Tanrı'dan yardım istemeye İtti, itekledi hı hı. ve o zaman şimdi yardıma muhta yardımına muhtaç olduğum bu tanrıyı merak etmeye başladım. Evet, evet. Çok güzel. Yani düşündüm yani eğer bana anlatılan bir Allah benim yani tanıdığım Allah o Allahsa onu hiç çağırmayacaktım. Hı. Yok belki farklı bir Allah var diye düşündüm. Yani Süleyman öze diyor ki defini arar gibi tanrı ararsanız sizi kendini gösterecek. Evet. O ayet benim hayatım için gerçekten önemlidir o dönemde tabii bilmiyordum bu ayeti. O dönemde yani bunları düşünürken bunun üzerinde düşünürken abim beni aradı bizi toplantıya davet etti. Biz eşimle birlikte gittik toplantıya bana bir İncil verdiler. Ben Matta ve Luka'yı okudum sonra düşündüm dedim niye ben İncil okuyorum? Hristiyan <laughs> bir ülkede yaşamıyorum ki. Yani tam Alevi kökenli Müslümanım. Yani kesinlikle Kur'an okumalıyım. Yani inanmasam bile Allah'a. Yani kesinlikle önce Kur'an okumam gerekir diye başlamalısın diye düşündüm. Evet öyle düşündüm ve İncil'i kapattım. Üst komşumuza bir kız vardı. O da ismi Bahar'dı. Kapalı bir bayandı. Ondan bir Kur'an istedim. O da sağ olsun bana bir gün sonra bir Kur'an getirdi ve ben Kur'an okumaya başladım. Bitirdim Kur'an'ı. İncil'i e tekrar geri döndüm. Ama bu dönem içinde o kadar çok mutsuzum ki. Yani sürekli ağlıyorum. E, şey, alevi değişler, müzik Ozan. Müzikleri dinliyorum. Bu, müzikle ağlıyorum. Yani içimde bir boşluk var. Içim, yanlışlık, hayatımda yanlışlıklar var. Ve ben bunu, bu beni mahvi, mahvediyor. Yani Ölümü bile düşün düşünecek dereceye Öyle geldi. Mi? Evet, yani intihar etmeyi <laughs> düşünüyordum, yapmadım ama belki ileride yapacaktım yani çünkü çaresizdim. Eşim kumar oynuyordu yani hiçbir şey yoktu hayatımda sanki. Aslında son zamanlarda biz e, şeye abim bizi davet ettikten sonra bizim evimize İncil girdi, eşim kumarı bıraktı. İlginç. İlginç gerçekten bu da bizim için ilginç. Biz iki yıl sonra biz anladık ki eşimin hayatına bir mucize oldu. Biz o dönemde fark etmedik. Yani tamam eşim sadece kumar oynamıyordu. Çünkü gitmiş de Dur, oynamaya. Durup dururken kumarı bıraktı evde. eve Gitti kumar oynamaya yani. oradası, orada bir rahatsızlık hissetti ve kalktı. Bir tiksinti geldi. Ve he. evet ve ondan sonra hiç eline bir şey almadı. Ama yani ben gene mutsuzdum. Çok mutsuzdum. Ve bir gün oturdum böyle diz başına. Yani ben hiç e, Alevi döneminde de olsun yani Kur'an'da okumuştum. Allah insanla konuşur diye bir şey yok benim hayatımda. <laughs> Bilmiyordum yani. Bir gün böyle diz başına çöktüm dedim ki sen kimsin? Var Kız, mısın? Kızgın bir Çok şekilde. kızgınım. Dedim var mısın sen? Yani varsın sen neden bu kadar ben acı çekiyorum? Sen varsınsa sen neden bir erkeğin dört kadın almasına izin verdin? Varsınsa neden elinde bir kırbaç var da hata yapmamı bekledin kafama indirmek için? Sen kimsin? Öyle dedim ve ağlıyordum. Ama gerçekten hiç duymadım, hiç bilmedim bir şey yaşadım. Tanrı benim kulağıma konuştu. Tanrı'nın sesini ben kulağımda işittim, yüreğimde değil. Sesini duydun. Kesinlikle. Ne o bana, söyledi sana? Bana dedi ki, seni çok seviyorum. Bunu ben söyledi varım, sana. Ben varım, ben seni çok seviyorum. Ben bir erkeğin dört kadın almasını istemedim. Öyle olmuş olsaydı bir tane Adem dört tane hava yaratırdım. Bunları sana söyledi. Bunu, bunu hiçbir yerden duymadım, hiçbir yerden okumadım. <laughs> 16 yıldır iman etmişim, bunu hiçbir yerden halen okumadım. Ama Tanrı bunu bana söyledi. O dedi ki eğer ben bir erkeğin dört kadın almasını isteseydim bir adam dört tane hava yaratırdım. Benim elimde kırbaç yoktu. Benim elimde çivi izi vardı senin için. Ben hem Kur'an okudum hem İncil okudum. Tan kimin elinde çivi izi vardı? Tabii ki İsa Mesih'in. Yani bana söylenen kelimeler İncil'dendi. Ben seni seviyorum. O zaman ne yapmam gerekiyordu? Diz başındaydım zaten. Ona Diz dedim, Evet. Ona dedim Rabbim ve kurtarıcım. Aslında bu kelimeyi bile bilmiyordum. Ama hani nasıl hayvanlar içgüdüsel hareket ederler ya ben sanki o anda içgüdüsel hareket ediyordum. Af, tarif, onun İsa olduğunu Kesinlikle bildin mi Emir o zaman? oldum çünkü elinde çar, çivi izi olan tarif etti sana. Odur evet başka kimse değildi. Ben çünkü Matta ve Luka'yı okumuştum. Ondan sonra zaten İncil'e tekrar ger, e, İncile geri dönmüştüm yani okumuştum ve onun İsa olduğunu biliyordum. Ve o zaman onu hayatımı verdim. Ve 16 yıl önce bizim hayatımıza çalışmaya başladı. Ve ben çok bağışlandığım için ve İsa benim hayatımı bana geri verdiği için, eşimi bana geri verdiği için, oğlumu bana geri verdiği için ben ona milatar oldum. Çünkü eşim kumar oynamadı, eşim çok kötü bir eşken mükemmel bir eş oldu. Değişti. Gerçek. Çok yani tamamen başka bir kişi oldu. O da oldu. iman etti. Kesinlikle o da iman etti ve Rab bizi şu an. Antakya'da kullanıyor. Biz 98 yılında Antakya'ya taşınmak zorunda kaldık. Senin senin kendi ailende ilk iman eden sen miydin? Hayır, abim. En büyük abim Yok Sonra yani ikinci... eşinle olan Tabii. ailende. Ee, aslında biz aynı dönemde İncil'i okuduk. Ben iman ettim, vaftiz olmak istediğimi söyledim. Eşim bana dedi tamam sen vaftiz olabilirsin. Aslında benim de ben de İncil'i çok seviyorum. İçindeki olayların gerçekliğini kabul ediyorum ama ben tamamen net bir şekilde anlayıp iman de vaftiz olmak istiyorum dedi. Ama yani benim vaftiz olmam engellendi. Yani sanki Tanrı tarafından bir başka bir problem çıkmıştı. Ve eşim de ondan sonra vaftiz olmaya karar verdiğini söyleyince biz ikimiz birlikte vaftiz olduk. <laughs> Harika bir Kanka şeydi koca yani. Karı koca birlikte vaftiz evet, oldunuz. birlikte vaftiz oldu. Ondan sonra senin çocukların da imanlılar. Hamdolsun yani üçü de iman ettiler. Kızımız 13-14 yaşındakine iman etti. Tabii ki kilise hayatıyla büyüdüler. Çünkü kızım biz iman ettiğimizde e, kaç yaşındaydı? E, eh, yedi, evet 7 yaşındaydı. Oğlumuz daha küçüktü zaten. Ama ikisi de yani 11-12 yaşından sonra imanetler iman ettiler. Kızımız aslında 14 yaşındaydı. Yani çocuklarımız normal okula gittiler, din dersi aldılar. Biz hiç engel olmadık. Evet. Hani onlar gerçekten karar vererek iman etsinler diye düşündük. Onlara baskı yapmadık. Ve biz 98 yılında eşim, eşim harika dedim ya biraz önce dedim çok güzel bir işte çalıştı, parası bol bir işte çalışıyordu ama o işte kalabilmesi için kadro olması gerekiyordu ve kadro olması için de bizden rüşvet istediler. Hı. Şimdi bu rüşveti vermek istemedik çünkü tanrıya uygun değil diye düşündük. Bildik aslında bunu pastörümüzle de konuşmuştuk. O da uygun olmadığını söyledi. Biz de dua ettik Rab'e sorduk. Rab uygun değil dedi. Ve biz bu rüşveti vermeyince eşimi işten çıkardılar Hı. Ve 8 ay boş kaldık. tabi bu dönem ben şimdi böyle anlatıyorum ama çok bir zor zaman oldu. 8 ay boş kaldık. O dönem içinde olan parayı yedik. Yani hiç para yoktu ve 8 ayın sonunda eşim orada o işte en yüksek yerdeydi dedim biraz önce. Hı. 8 ay sonra bir kağıtta yani onunla birlikte çıkan kişiler de vardı. Herkese bir kağıt geldi. Yani bu iş başka bir işte. Yani sağlık sektöründe çalışabilirler, milli eğitimde ya da spor şehrinde hizmetli olarak çalışması ben yani bu olmaz diye düşündüm. Nasıl olabilir? Yani bu iş çok iyi bir işti. En yüksek yerdeydi. Burada hem hizmetli olarak çalışacak hem de yani çok düşük bir para. Yani gerçekten sanki yarıdan daha az bir paraydı ve bizim hiç paramız yoktu. Antakya'ya taşınacaktık. Antakya yani kabul ettikten sonra bu oldu. Antakya oldu. Yani benim hayatımda artık çöl başlamıştı. Biz Antakya'ya geldik. Çünkü yani eşim çok güzel bir işi bırakmıştı ve şimdi burada hizmetli olarak çalışıyordu ve para çok düşüktü. Ama ben şükrediyorum biliyor musun? Gerçekten. Çünkü Rab bizi o kadar harika şeylerde kullandı ki. Ve şimdi seni ve şimdi gördüğüm kadarıyla Elmas kardeş Rab seni ve işini Hatay'da, Antakya'da harika bir şekilde kullanıyor. Sen artık Tanrı'nın kadını ...senin ilk önce Diyarbakır'da tanıdığın gibi yaratmadığını çok iyi biliyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve sen şimdi kadınlar için iyi bir örneksin, rol hamdolsun. modelisin onlar için ki... ...Tanrı kadını nasıl yarattı, kadına verdiği yetki... ...kadınla erkek arasındaki ilişkide Tanrı'nın istediği özellikleri çok iyi yansıtıyorsun... ...eşinle birlikte hamdolsun. 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 Rab sen de bunu yaptı ve şimdi sen... Kendin eşinle birlikte kadına, erkeklere, kadınlara, erkeklere hizmet ediyorsun evet, Rabbin hamdolsun. yolunda öyle değil evet, mi? Evet doğrudur. Yani Rabb bizi çok kullanıyor şu an. Aslında e, bugünlerde Paulus'un hayatından e, öğreniyorum. Paulus'un hayatına Rabb o kadar işledi ki sonra düşündüm. Çünkü Rab, Paulus hayatın yüzde yüzünü verdiği için Rabb yüzde yüz işliyor. Hı. Eğer ben hayatımın yüzde beşini versem yüzde beş işleyecek. On versek on. 10. Ben yüzde yüz vermek istiyorum. Hamdolsun. Çok yani, teşekkür için, ederiz. Evet, onun için. Onun için yani Rab'de gerçekten yaşamak ve onun beni kullanmasını istiyorum. hamdolsun çok teşekkür ederiz ben geldiğin teşekkür için. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördünüz. Elmas kardeşim dar kapıdan girenlerden. O dar kapı onun hayatını nasıl değiştirdi? İman ettikten sonra hayatı çok güzel olmadı. Çetin bir yoldan geçti. Ama o çetin yol onu nerelere getirdi? Eğer o dar kapıdan geçmeseydi ve o çetin yolda yürümeseydi, şu anda deneyim ettiği Tanrı'yı asla deneyim etmeyecekti ve şu anda sahip olduğu içsel zenginliğe asla sahip olmayacaktı. Eğer siz de onun yaşadığını yaşamak isterseniz, onun Tanrı ile olan ilişkisine sahip olmaz, olmak isterseniz, Tanrı'nın sesi aynı şekilde size de ulaşabilir. Benimle birlikte lütfen dua edin. Rab senin önüne geliyorum. Elmas kardeşin anlattıklarını duydum ve benim yüreğime dokundu. Ve ben de onun gibi seni gerçekten tanımak ve seni gerçekten izlemek istiyorum. Onun duyduğu gibi seni duymak istiyorum. Gerçeksin.'' Ve ona konuştuğun gibi bana da konuşabilirsin. Beni de kendi yolunda yönlendirebilirsin. Onun eşini değiştirdiğin gibi benim eşimi de değiştirebilirsin. Onun hayatını değiştirdiğin gibi benim hayatımı da değiştirebilirsin. Sana iman ediyorum ve ben bunu istiyorum, ben de yapmanı. Şimdi kendimi sana açıyorum. Gel. Ve benim yaşantıma gel ve benim yaşantımı değiştir. Gel benim yaşantımı kendi istediğin gibi yönlendir. İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin. Evet sevgili izleyicilerimiz, farklı bir dar kapıdan girenler programıyla sizinle birlikte olduk. Ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz her zaman. Yeniden görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, hoş günler diliyoruz. Hoşçakalın. 嗯。